Şeytandan Cenab-ı Hakk'a sığındığımız ve Rahman ve Rahim olan Allah Azze ve Celle'nin adıyla başladığımız. Bismillahirrahmanirrahim. Bilirsiniz ilk inen ayetlerde de Cenab-ı Hak İkra bismi rabbikellezî halak buyurdu. Yaratan Allah Azze ve Celle'nin adıyla okumayı emretti. Dolayısıyla Cenab-ı Hak zatının ismiyle başlamayı hem kitabına kendisi başlarken Bismillahirrahmanirrahim diye bize öğretti. Hem de ilk gelen vahiy ile yine Allah Azze ve Celle'nin adıyla bu kez yaratan Allah ifadesiyle zatını tarif etti. Okumayı, yarattığı her şeyi. Başta kendimizi okumayı, çünkü kendi varlığımızı da sonradan tanıyıp okuyoruz. Adım adım keşfediyoruz, varlığımızı incelediğimiz, gördüğümüz, oradaki her türlü bilgi Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bir bilgi. Dolayısıyla onun adıyla okunmalı. İkra bismi rabbikellezî halak. Yaratan Allah Azze ve Celle, onun yarattıkları okunurken yaratanın göz ardı edilmesi, onun anılmaması, onun zikredilmemesi, hatta özellikle ve kasten göz ardı edilerek okunmaya çalışılması, bu işte küfrani nimet olur başta. Eğer bu zat-ı ilahiye karşı bir isyana, hatta onu bizatihi yok saymaya uzanıyorsa, doğrudan kulun Cenab-ı Hakk'a karşı başkandırısı, küfrü ile sonuçlanır. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin adıyla olan başlamamız, kitabına olduğu gibi onun yaratılıştaki kevni ayetler dediğimiz, onunla, o da Cenab-ı Hakk'ın bir kitabı. Orada da Allah Azze ve Celle bize ilmini sergiliyor. Nasıl ki bu kitabı ilmiyle indirdi, وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ Cenab-ı Hak indirirken hak ile indirdiğini ve inişinin hak ile gerçekleştiğini. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا Cenab-ı Hakk'ın kelamı hem doğruluk bakımından hem adalet bakımından tas tamam olmuştur. Dolayısıyla ilmiyle Cenab-ı Hak bunu indirdi. قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذ۪ي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Göklerde, yerde sırrı bilen Allah Azze ve Celle onu indirdi. O bakımdan Allah Azze ve Celle'nin ilmini, onun kelimelerini okurken onun adıyla nasıl kendisi başladıysa Cenab-ı Hak kitabına, kevni ayetlerini okurken de oraya Cenab-ı Hakk'ın nakşettiği ilmini, ki saymakla bitmez. Cenab-ı Hak dedi ki قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي Allah Azze ve Celle'nin kelimelerini okumaya durmuşuz. Ta ilk insandan bu yana Adem'in aleyhissalatu vesselam çocukları olarak bizler okuyoruz, okuyoruz, okuyoruz. Öğrendikçe biriktiriyoruz. Hani çıkardığı madeni sürekli depolayan nar gibi ilim de öyle, çıkarıldıkça depolanıyor. Nerede depolanıyor? Kitaplarda biriktiriyoruz onları, sonraki nesillerde. Oradan kaldığımız yerden devam etsinler kazıya. Peki sonuna gelebildik mi? Maalesef. Öyle bir çaresiziz ki bazen sonu yok diye düşünüyoruz. Allah Azze ve Celle dedi ki قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي Deniz Allah Azze ve Celle'nin mürekkep olsa, öyle kutu kutu şişeler değil, kitaplar yazdığınız, değil mi? Bir iki kutuyla koca bir kitabı yazarsın mürekkep. Allah Azze ve Celle dedi ki deniz olsa Cenab-ı Hakk'ın oralara nakşettiği o bilgileri siz çıkara 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 toplaya dursanız yetişmezdi deniz. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي
لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي. Deniz biterdi, Cenab-ı Hakk'ın kelimeleri bitmezdi. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Hani üstüne bir benzeri deniz daha getirsek durum değişir mi? Değişmez. Başka bir ayette Cenab-ı Hak وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ. Yeryüzünde ağaç namına ne varsa, min aklamin, hepsi kalem olsa, وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ. Ardından da deniz mürekkep olarak yetişse, min بَعْدِهِ سَبْحَةُ أَبْحُرٍ. Peşi sırada yedi deniz, bizim dünyadaki denizler kadar, bir yedisi kadar daha getirilse, مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ. Allah'ın kelimeleri tükenmez dedi Cenab-ı Hak. Bu Allah Azze ve Celle'nin ilmi. Dolayısıyla biz Allah Azze ve Celle'nin ilmini okumak üzere hayata gelmişiz. Dönüp kitabına baksak da onun ilmini okuyoruz. Bize olan kelamıyla, hitabıyla. Dönüp yarattıklarına baksak da onun ilmini okuyoruz. Yarattıklarına gizlediği bilgiler ile. Canlılıkta keşfedilen DNA dediğimiz bilgi yüklü, aman ha ne bilgi, olabildiğince küçük ama ansiklopediler dolusu, kütüphaneler dolusu bilgiyi Allah Azze ve Celle yarattığı canlı ile alakalı her türlü ayrıntısına mukabil orada bilgi saklamış. Bize de bunu keşfedebilecek bir istidat, potansiyel vermiş ki Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle adım adım yüzleşelim. Tarihte hep böyle oldu. Bundan sonra da öyle olacak. Yani dibine geldik, dayandık, işte çözdük, bitirdik. Cenab-ı Hakk'ın ilmi de evet çok derinmiş ama nihayeti burası da sonuymuş diye bir hal olmayacak. Oradan aşağı gideceğiz, oradan aşağı gideceğiz. Her yeni yerde Cenab-ı Hak bizi ilmiyle, kudretiyle şaşırtacak. Bu Yaradan Allah Azze ve Celle'nin kuluna kendisini, ilmini, iradesini, gücünü, kudretini sunduğu bir alan gibidir burası. Bize dedi ki, benim adımla okumaya başla. Çünkü bu Allah Azze ve Celle'nin yarattığı ve Allah Azze ve Celle'nin konuştuğu. Eğer bu muazzam kudreti, güzelliğini, sanatı, içinde o yüklü bulunan sayısız ilmi okumaya kalktığında Cenab-ı Hakk'ı göz ardı ederek bunu yaparsan tam tersi bir istikamete girmiş olursun. O yüzden Allah'ın adıyla İkra bismi rabbikellezî halak. Fizikle de olsa okumaya maddeyi Allah'ın adıyla başlamalı. Yaratanın adı çünkü o. Kimya üzerinden okuyorsak bunların hepsi alemdeki varlığı okumanın araçları. Yine Allah'ın adıyla İkra bismi rabbikellezî halak. Yaratan Allah'ın adıyla okumaya devam etmeli. Yaratan o. Sen hazır buldun, karşında buldun. Sen kendin var edip oluşturmadın. Kaldı ki o maddeyi incelemeye, araştırmaya yöneldiğin azaların, gözlerin başta olmak üzere, akleden kalbin, işleyen dimağın, bunların hepsi diğer canlılardan apayrı olarak Cenab-ı Hakk'ın sana bahşettiği bir şey. Onun verdiği araçla onun yarattıklarını inceleyip onun adını anmaktan uzak durmaya çalışmak, bu Cenab-ı Hakk'a karşı onu göz ardı etmek gafleti değilse eğer, bilerek kasten yapılıyor ise Yüce Yaradan'a karşı bir başkaldırıya kadar uzanabilir. O yüzden seküler bilim Yaradan'ı göz ardı ederek okumaya yöneldiği için Allah Azze ve Celle ile mesafeli bulunuyor. Halbuki müminlerin ilim yapması böyle değildir. Böyle olmadığı
geçmişte de böyle olmadı. Hele ilk ilim yaptığımız zamanlar, orada Allah Azze ve Celle'nin adıyla başladık okumaya. Yaratan o çünkü. İkra bismi rabbikellezî halak. Dolayısıyla kitabının ilk ayetini de adıyla başlatan Allah Azze ve Celle, indirdiği ilk vahiyle hayatta her şeyi okumaya, onun yarattığı her şeyi okuyup Cenab-ı Hakk'ın ilmini, kudretini, iradesini görmeye bizi davet ederken de adıyla başlamamızı emretti. İkra bismi rabbikellezî halak.